AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada inandığı yolda yürüme becerisini edinenlerin ülkesi için fedakarca çalıştığını söyledi. Bu muhteşem coşkulu ev sahipliğiniz dolayısıyla sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bugün burada seçilecek Ekrem Başkan ve Yönetim Kurulu'na 2023 ve 2024 yolunda üstün başarılar diliyorum. Türkiye için 18-19 yıllık AK Parti iktidarında çok önemli işler yapıldığı gibi Türkiye'nin geleceğini de yeniden tasarlamak için gayret sarf ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti mensuplarının inanmışlıkla yoluna devam ettiğini, oluşturulmaya çalışılan bütün negatif gündemlere rağmen doğru istikamette yol almaya, Türkiye'nin geleceğini yeniden tasarlamaya gayret sarf ettiklerini anlattı. Partisinin Türkiye'ye çok hizmet ettiğini dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü. Karşımızda olanlar bozmaya gayret etti. Biz inşa etmeye çabaladık ve çabalıyoruz, onlar yıkmaya çabalıyor. Biz milleti birleştirmek, ulamak, bütünleşmek için gayret ediyoruz, onlar bölmeye, parçalamaya gayret ediyor. Bunlar bir şekilde kötü gündemlerle, negatif gündemlerle yolumuzu tıkamaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde izlediğiniz televizyonlardan. Türkiye Uzay Ajansı, gelecek yüzyılın, önümüzdeki dönemin Türkiye'nin milli uzay planlarını açıklıyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, tüm siyasileri ellerini ve ruhlarını taşın altına koyarak yeni anayasayı yapma çağrısında bulundu. Amacımız milleti daha ileriye götürmek, refah seviyesini daha üst seviyeye çıkarmak, milletin yaşadığı demokratik standartları daha üst seviyeye getirebilmektir. Bu ülke her şeyin daha güzelini, daha iyisini hak ediyor. Bunun için bir taraftan reformlarımızı sürdürürken, diğer taraftan da yeni, ileri, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla aziz milletimizin önünü açacağız. 2053-2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için yolumuzu aydınlatacağız. Burada parantez açarak şunu söylemek istiyorum. AK Parti'nin anayasa çalışmaları siyasal gündemi oluşturmak için ortaya atılmış bir fikir değildir. Evet, anayasada çok değişiklikler yapıldı. Çok değişiklikler yaptık. Hatta Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmeyi de anayasayla mümkün hale getirdik. Ancak hala bu anayasanın içinde 1961 anayasasının, 1982 anayasasının ruhu dolaşıyor. Faşist, baskıcı, Jacoben ve milleti bir şekilde hizaya sokmak isteyen zihniyetin bazı görüntüleri anayasanın içinde var. Bunlardan kurtulmak, yeni, çağdaş, katılımcı bir anayasa yapmak Türkiye siyasetinin boynunun borcudur. Bu sadece AK Parti olarak, sadece Cumhur İttifakı olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değildir. Buradan Balıkesir'den çok açık bir şekilde bir kere daha ifade ediyorum. Sayımız yetseydi bile biz yeni anayasayı yapmak için bütün partilerin, bütün siyasi görüşlerin ellerini, ruhlarını taşın altına koymasını isterdik. Buradan bir kere daha çağrı yapıyoruz. Gelin hep beraber, sakın ha topu da taca atmaya kalkmayın, bunu muhalefete söylüyorum. Muhalefete topu atmaya kalkmadan Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarını da yapacağız. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar aramayı sürdüreceğini sözlerine ekledi. İç vesayeti bir şekilde kaldırdığımız gibi, ikinci vesayet odakları da dış vesayet odaklarıydı. Onlarla mücadelede de çok büyük başarılar kazandık. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarımıza sahip çıkmak için, Oruç Reis gemisiyle ilk harekata başladığında, araştırma faaliyetine başladığında, bütün dünya Doğu Akdeniz'de ne işiniz var? Hatta içeride de bazı uzantıları bu lafları söylüyor muydu? Oraya çıkmayın. Burada petrol, doğalgaz falan aramayın. Avrupa Birliği bir şey der, Amerika bir şey der, öteki bir şey der. Eski Türkiye olsaydı, açık söylüyorum, oradan bir söz geldiğinde ayakları titremeye başlar, peki der, geri çekilirdi. Biz ne yaptık? Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye Doğu Akdeniz'de
Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar aradı, aramaya devam edecektir. Genel Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı Vedat Demiröz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları ve partilerin katıldığı kongrede tek aday olan mevcut AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'da güven tazeledi.